Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir konuya başlıyoruz. Konu başlığımız Das Zustands Passiv. Bir diğer adıyla Sein Passiv. Önce birkaç örnek vererek konuya bir giriş yapalım. Sonra bunlarla ilgili kurallara geçeceğiz. Der Fehler ist korrigiert. Yanlış yani hata düzeltilmiş durumdadır. Das Brot ist gebacken. Ekmek fırında yani pişirilmiş durumdadır. Bakın fırında pişirmektir. Ekmek pişirilmiş durumdadır. Das Fenster ist geöffnet. Pencere açılmış durumdadır. Die Würste sind gegrillt. Sucuklar pişirilmiş durumdadır. Bu pişirme mangalda olunca grillen oluyor. Bu fiili kullanıyoruz. Die Würste sind gegrillt. Sucuklar mangalda pişirilmiş durumdadır. Was ist der Zustandspassiv? Zustandspassiv nedir? Der Zustand, çoğulu die Zustände, durum demek. Das Passiv, daha önce de gördük. Edilgenlik, edilgen olma durumunun Almanca dil bilgisindeki adıdır. Partizip 2, şu i'lerin noktası olmayacak ama işte böyle tuş hataları oluyor. Partizip 2 biçime dönüştürülmüş geçişli bir fiilin sein fiiliyle birlikte kullanılarak bir şeyin geçici olarak içinde bulunduğu statik bir durumu ifade eden edilgen anlamlı bir dil aracıdır. Neyi tanımladık burada? Zustand passiv'in ne olduğunu tanımladık. Bu dil aracına Zustand passiv ya da sein passiv denir. Çünkü normal Vorgangs passiv cümlelerde werden yardımcı fiili kullanılırken Zustand passiv cümlelerde sein yardımcı fiili kullanılmaktadır. Normal pasif yani Vorgangs pasif konusuna dönüp bir bakalım. Oradaki bilgilerimizi tazelersek bunu daha iyi anlarız. Zustands pasif dil aracı belli bir sürece yayılarak uygulanan bir eylemin ya da geçmişte belli bir sürece yayılarak meydana gelmiş olan bir oluşun sonucunu sonlandığı ya da sonlandırıldığı andaki durumunu ifade eder. Vorgangspassiv dil aracıyla ifade edilen eylem veya oluşun faili ya da aracısı söylenebilirken, Zustandspassiv dil aracında çok özel durumlar dışında fail ya da o işe aracılık eden kişi belirtilmez. Hatta belirtilmesi mümkün dahi olmayabilir. Örnekler verelim. 1. Etwas reparieren. Bir şeyi onarmak, tamir etmek. Geçişli bir fiil. Bir şeyi. Presence aktif bir cümle. Der Mechaniker repariert den Wagen. Usta arabayı onarıyor. Etken. Presence bir cümle. Neden etken? İşi yapan belli de ondan etken cümle değil mi? Etken cümlelerde işi yapanla özne aynı kelimedir. Şimdi bunu Vorgangspassiv yani pasif cümleye dönüştürelim. Der Wagen wird von dem Mechaniker repariert. Araba usta tarafından onarılıyor. Bu pasif bir cümledir. Edilgendir. Neden edilgen? Bu cümlede işi yapan kişi özne değildir. Burada üzerinde iş yapılan şey öznedir. Nedir üzerinde iş yapılan şey? Der Wagen. İşi yapan kişi burada fail olarak ifade ediliyor. Von dem Mechaniker şeklinde. Ama bu cümlenin öznesi değil. İşte
Aktif bir cümlede özne ve işi yapan aynı şeyken, edilgen pasif bir cümlede işi yapanla özne farklı kelimelerdir. Buradaki şu üçüncü cümleye bakalım, konumuz bu. Präsens Zustands passiv. Der Wagen ist repariert. Araba onarılmış durumdadır. Präsens aktif cümle. Präsens Vorgangs passiv cümle. Präsens Zustands passiv cümle. İyice bakarsak aradaki fark ve benzerlikler ortaya çıkacaktır. Burada süreç var. Burada da süreç var. Burada sonuç var. Sonuçtaki durum var. Bu durum da geçici tabii. Araba tamir edilmiş durumda ama birazdan bozulmayacağına dair bir durum da yok. Yani Zustands passiv ile ortaya çıkmış olan sonuçtaki durum değişken bir durumdur. 2. Operieren. Jemanden operieren. Birini ihale, geçişli ameliyat etmek. Der Arzt, doktor. Der Patient, hasta. Präsens aktif bir cümle. Etken, şimdiki zaman. Der Arzt operiert den Patienten. Doktor hastayı ameliyat ediyor. Şimdiki zaman, değil mi? Etken. Ameliyat eden belli, edilen belli. Präsens Vorgangs passiv. Yani normal pasif, hem anlam hem şeklen olan pasife Vorgangs passiv diyoruz. Der Patient wird von dem Arzt operiert. Hasta doktor tarafından ameliyat ediliyor. Burada ameliyat ediyor, burada ameliyat ediliyor. Etken, edilgen. Buraya bakalım. Der Patient ist operiert. Hasta ameliyat edilmiş durumda. İş bitiyor. Bunlar süreç. Bu sonuç. Burada da anlam edilgen. Tıpkı şu Vorgangs passiv'de olduğu gibi. Ama burada anlam etken. Ama bunlar normal zamanları olan cümleler. Bu präsens. Bu präsens. Bu da präsens. Şuradaki ist operiert durumu sizi yanıltmasın perfektmiş gibi. Hayır. Buradaki operir sonuçta bir sıfat olarak kullanılan particip 2 bir kelimedir nihayetinde. Sein fiiliyle yan yana gelerek bir predikatif görevi de yapmaktadır. Normalde öyledir gramer açıklaması. Ama burada bir pasiflik, edilgenlik söz konusu olduğu için adına Zustands passiv diyoruz. Zustands passiv bir sürecin sonucudur. Yani Zustands passiv ile ifade edilen durumun öncesi, Vorgangs passiv ile ifade edilen eylem ya da oluş sürecidir. Yani Zustands passiv bir sonuç durumu, değil mi? Öyle dedik. Ama bunun öncesinde Vorgangs passiv ile yapılan bir eylem süreci vardır. Bakalım bu nasıl şu örneklerde ortaya çıkıyor. Önce yapılan eylem, Vorgangs passiv ile bir örnek verelim. Die Tür wird von jemandem geöffnet. Kapı biri tarafından açılıyor. Bir eylem var, değil mi? Bir süreç, açılma eylemi. Bu bir süreçtir. Bu cümlede kapının açılma süreci belirtiliyor. Şimdi kapı açıldı, adam gitti. Sonra ortaya çıkan durum Zustands passiv durumudur. Nedir yani? Die Tür ist geöffnet. Kapı şu anda açık bırakılmış durumdadır. Açık bırakıp gidenin kim olduğu burada söylenmez. Bilinse zaten şurada belli. Vorgangs passiv söylenir. Ama sen geldin, kapı açık durumda. Kimin açtığı, ne açtığı artık söylenmez. Zustands passiv'de fail belirtilmez. Normal pasif cümlede belirtilir. Zustands passiv cümlede fail çok gerekmedikçe belirtilmez. Çok gerektiği durumlarla ilgili örnekler vereceğim. Kapıyı açan kişi kapıyı kapatmıyor, açık bırakıp gitmiş. Bilinmiyor açanın kim, açık bırakanın kim olduğu ve diyoruz ki
diyetiyor. Ist geöffnet. Açıktır değil, açık bırakılmış durumdadır. Başka örnekler verelim. Kırmızılar, Vorgangs pasif cümleler, present zamanda belli, werden fiili var bakın hepsinde. Burada sonucu var bu eylemsel süreçlerin, sonucu Vorgangs pasifle belirtiliyor. Das Haus wird verkauft, ev satılıyor. Sonuç, das Haus ist verkauft, ev satılmış durumda. Die Wohnung wird vermietet, daire kiraya veriliyor. Die Wohnung ist vermietet, daire kiraya verilmiş durumda. Verildi değil, satıldı değil. Perfektle karıştırmayın. Der Dieb wird gefangen, hırsız yakalanıyor. Der Dieb ist gefangen, hırsız yakalanmış durumda. Der Text wird übersetzt, metin çevriliyor yani tercüme ediliyor. Der Text ist übersetzt, metin çevrilmiş durumda. Substantiv pasif dil aracını hangi durumlarda kullanmalıyız? Birkaç örnek vereceğim. Das Zimmer ist aufgeräumt. Jetzt putzen wir den Schrank und die Fenster. Ne diyor? Kelimeler burada bakarsanız oda derlenip toparlanmış durumdadır. Şimdi biz dolabı ve pencereleri sileceğiz diyor, temizleyeceğiz diyor. Demek ki bir durum var, bu durum bitti, onun arkasından ne yapacağız? Yani biten durumun arkasında bir eylem varsa onu bu durumdan sonra söyleyebiliyoruz. Burada işte substantiv pasifi kullanma örneğimizden bir tanesi bu. Başka bir örnek verelim daha net olabilir. Veya ulaşılan bir durum ifade edilmek istendiğinde, mesela bir şeyin bir kullanım süresi vardır, paketlerin üstünde yazar, değil mi? Şu güne kadar kullanabilirsiniz diye. Bakalım ne diyor. Die Erdbeeren sind seit drei Tagen im Kühlschrank. Çilekler 3 gündür buzdolabında duruyorlar. Sie sind völlig verfault. Onlar tamamen çürümüşler diyor. Çürümüş durumdadırlar. Demek ki kullanım süresini, bekletme süresini açmışız. Böyle bir durumda da tabii bir öncesi var olayın, değil mi? Şu cümleyi söylemeden önce böyle bir duruma giriş yapıyoruz. Sonra bunu söylüyoruz. Sonra da başka bir cümleyle buna devam etmek mümkündür. Bizi burada şu cümlenin anlamı ilgilendiriyor. Onlar tamamen çürümüş durumdadırlar. Substantiv pasif dil aracı sadece yeni bir durumun ortaya çıkmasına uygun anlam içeren fiillerle kullanılır. Yani statik, süreklilik anlamı içermeyen ve değişkenlik anlamı, belli bir zaman içinde farklı bir eyleme geçiş anlamı içeren fiiller olması lazım. Substantiv pasif cümlelerde kullanılan fiil kökenli kelimelerin. Şu fiiller bu cümlelerde kullanılamaz. Bir örnek olarak yazıyorum sadece. Sehen, loben, betrachten, hören ve klatschen fiilleri substantiv pasif cümlelerde kullanılamaz. Es ist gesehen, er ist gelobt gibi böyle cümleler olmaz. Bunların artık bir yere not ederek ezberlenmesi lazım. Bunlara örnek veriyorum bakın. Wir sehen einen Film. Aktif cümle normal olur. Biz bir film izliyoruz. Bunu pasif cümlede de kullanırız. Vorgangs pasifte. Ein Film wird gesehen diyebiliriz. Ama ein Film ist gesehen diyemeyiz. Yani substantiv pasifte bunu kullanamayız. Wir hören ein Geräusch. Bir gürültü duyuyoruz. Ein Geräusch wird gehört. Bir gürültü duyuluyor deriz. Ancak ein Geräusch ist gehört, bir gürültü duyulmuş durumdadır diyemeyiz. Wir loben seinen Fleiß, biz onun çabasını övüyoruz. Sein Fleiß wird gelobt, onun çabası övülüyor ama sein Fleiß ist gelobt, onun çabası övülmüş durumdadır denmez.
Wir betrachten das Bild, biz resmi bakıyoruz, görüyoruz. Das Bild wird betrachtet, resim inceleyici bir gözle bakmaktır betrachten, inceleniyor diyelim. Das Bild ist betrachtet, das Bild resim incelenmiş durumdadır şeklinde, bu şekilde bir kullanım mümkün değildir. Şurada burada geçen kelimelerin Türkçeleri var. Bu fiillere dikkat edin. Sehen, hören, loben, betrachten gibi fiiller suçtan pasif cümlelerde kullanılamıyorlar. Burada anlatılmak istenen durum bu. Suçtan pasif nasıl elde edilir? Yani bir suçtan pasif dil aracını nasıl elde edeceğiz? Örneklerden de kolayca anlaşılacağı üzere suçtan pasif dil aracını elde etmek için geçişli ve edilgenliğe uygun olan fiiller partip, sıvay, biçime dönüştürülür ve sein fiiliyle birlikte cümlede kullanılır. Dikkat ederseniz ben burada partip, sıvay kelimenin nasıl elde edileceğini anlatmıyorum. Cümlede nasıl kullanılacağını anlatıyorum. Nasıl elde edildiğini anlattım. Sayfalar dolusu anlattım. Nerede? Perfect konusunda anlattım. Burada tekrar girecek olursak çok uzun hikaye ortaya çıkar, kafalar karışır. Partip, sıvay demek kurallı fiillerde fiil kökünün başına G, sonuna T gelir. Machen olur, gemacht. Ama zehen, gezeyt olmaz. Gezeyen olur. İşte bu olurlar olmazlar perfect konusunda anlatıldı. Oraya dönüp bakın lütfen. Hocam partip 2 nedir diye kafasında hala düşünceler oluşanlar perfect başlıklı konuya gidip bakacak. Partip perfect'in ne olduğunu orada öğrenip buraya tekrar dönecek. Betsaal'ın partip ikisi Betsaal'tir. G falan yok bakın. Begetsaal, Gebetsaal bilmem ne değil. Betsaal'ın partip ikisi Betsaal. Annehmeninki angenommen, Decke'ninki gedeckt, Reserviere'ninki reserviert. Şimdi bunların yanına sein'i getirdik mi oluyor suçtan pasif. Betsaal sein ödenmiş olmak, angenommen sein kabul edilmiş durumda olmak, gedeckt sein örtülmüş olmak, reserviert sein ayrılmış olmak, yanlış olmuş şurayı düzeltelim. Ayrılmış durumda olmaktır. Evet. Tabii bu zayını her zaman böyle bir fiilin particip biçimiyle yan yana getirip de suçtan pasif elde edemeyiz. Şartımız ne? Geçişli ve edilgenliğe uygun olan fiilleri buralarda ancak bu şekilde kullanırız. Geçişsiz olan veya geçişli olup da edilgenliğe uygun olmayan fiiller çıkarsa böyle kullanamayız. Bunu kafamıza yazalım. Kırmızı yazıyoruz, yeşil yazıyoruz, koyu siyah yazıyoruz. Bunların bir hikmeti var. Bunun hikmetini düşünerek okuyalım buradaki ifadeleri. Zeitformen von Zustandspassiv. Zustandspassiv durumdaki ifade biçimi yani dil aracı da değişik zamanlarda ifade edilebilir. Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 ve Futur 2 gibi. Ama şuradaki kısımlar pek duyulmaz. Şu mavi de biraz bu siyahlara göre duyulur ama şunlar Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 2 öyle pek yazı dili dışında çok bilimsel ifadeler içeren metinler dışında rastlanmaz. Daha çok şu kırmızılar görülür. Die Tür ist heute frisch gestrichen. Kapı bugün yeni boyanmış durumdadır. Eğer bu geçmiş zaman olursa die Tür war gestern gestrichen. Kapı dün boyanmış durumda idi. Gelecek zamandan bir örnek okuyayım. Futur 1'da die Tür wird morgen gestrichen sein. Kapı yarın boyanmış durumda olacak. Tahmin cümlesidir. Diğerlerini ben ne okuyorum ne de çeviriyorum. Çünkü mantıksız şeyler ortaya çıkar. Şu perfect ve plusquamperfect zamanlar yerine daha çok preteritum kullanılır. Şu gelecek zaman yerine de presens, şu kalıp kullanılır. Suçtan pasif dil aracının en sık kullanıldığı zaman biçimi presens zamandır. Dönelim. Hangisi? Şurası.
en çok kullanıldığı zaman biçimi burasıdır. Devam edelim tekrar bu sayfaya gidelim. Substance passive perfect ve substance passive plusquamperfect zamanlar çok nadiren kullanılır. Yani konuşma dilinde zaten bunlara rastlanmaz. Bunlar edebi metinlerde, bilimsel metinlerde vesaire buna benzer yerlerde, hukuki metinlerde şurada burada rastlanır onlara. Bunların yerine daha çok substance passive preteritum kullanılır. Neyin yerine? Substance passive perfect ve substance passive plusquamperfect yerine substance passive preteritum kullanılır. Dönelim. Şurası kullanılır. Aynı şekilde future eins yerine de substance passive presence kullanılır. Future zwei biçimi ise neredeyse hiç duyulmaz ve tabi metinlerde karşımıza çıkabilir de konuşma dilinde zaten hiç duyulmaz. Übung A. Bilden Sie Sätze im Präsens aktiv und B im Zustand passiv Präsens. Ne diyor? Cümleler kurun. Bu cümleler A etken präsens zamanda olacak, B Zustand passiv biçimde olacak. Örnek. Der Fisch ist von dem Koch gebraten worden. Kelimeleri verdim, ben tercüme ediyorum. Balık aşçı tarafından kızartıldı. Nedir? Aktif, perfect bir cümle. Pasif, perfect bir cümle. Balık aşçı tarafından kızartıldı. Kızartıldı. Pasif, perfect bir cümle. Şimdi presence aktife dönüştürüyoruz bunu. Der Koch brät den Fisch. Aşçı balığı kızartıyor. Etken presens yani şimdiki zamanda bir cümle. Braten'ın presens çekimi bret. Bunu suçtan pasif presens bir cümleye dönüştürürsek der Fisch ist fertig gebraten. Balık artık kızartılmış durumdadır. Demek ki burada pasif perfect bir cümle var. Bu pasif perfect cümleyi aktif presence'e dönüştürdük. Sonra da substance pasif presence'e dönüştürdük. Bu örneğe bakarak diğer alıştırmaları çözeceğiz. İlla ki örnek cümlelerdeki cümledeki gibi hepsi aktif veya pasif perfect falan olmayabilir. Pasif presence olur, plusquamperfect olur. Dikkat edelim. Bunları ben renkli yazarak sizi yönlendirmeye çalıştım. Bunlardan yararlanarak bu cümleleri active presence ve suçtan passive presence cümlelere dönüştürelim. Ben kontrol ettim. Pek bir tip feyler de yok yani tuş hatası da yok. Varsa da görürseniz notlara yazın düzeltelim. Devam ediyor. Burada ona ulaştı alıştırmadaki cümle sayısı. Çözümleri okuyorum hızla. Der Kellner packt den Grill ein. Der Grill ist eingepackt. Der Maler streicht T çıkmamış burada. Streicht şurada T olacak. Den Zaun. Der Zaun ist neu gestrichen. Ich gieße die Blumen. Die Blumen sind schon gegossen. Mein Vater erledigt die Arbeit. Die Arbeit ist erledigt. Klaus schaltet den Computer ein. Der Computer ist eingeschaltet. Die Deutschen organisieren die Konferenz. Die Konferenz ist gut organisiert. Man beendet die Stadtrundfahrt. Die Stadtrundfahrt ist beendet. Der Bürgermeister eröffnet das Fest. Das Fest ist eröffnet. Das Mädchen melkt das Schaf. Das Schaf ist gemolken. Der Bauer mäht die Wiese. Die Wiese ist gemäht.
Burada Almanca'ya çevre çalışmalarımız var. Bunları da dikkatle okuyoruz. İşte tuş hataları çıkıyor. Ne kadar kontrol etsek çıkıyor. Onları ben gördükçe söylüyorum. Siz düzelterek defterlerinize aktarırsınız. Devam ediyor. Türkçe cümleler, kelimeleri verdim. Bunları Almanca'ya çevireceğiz. Hemen çözümleri okuyorum. Alles war vorbereitet. Die Betten waren gemacht. Das Feld war unbewässert und ungedüngt. Die historische Gebäude ist nun restauriert. Die Ware sind sortiert. Das Geld ist schon überwiesen. Das Formular war gestern ausgefüllt. Der Vertrag wird morgen unterschrieben sein. Die Kinder waren schockiert. Das Gerät wird morgen gereinigt sein. Suçtan pasif konusuyla ilgili video burada sona ermiştir. Bu videoda konu ana hatlarıyla ve temel bilgi oluşturma amacıyla en basit biçimiyle sunulmuştur. İlerleyen zamanda mümkün olursa Partizip 2 ve Suçtans pasif konularında biraz daha ayrıntıya giren bir video sunmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.